O çalacak. Bu sizin ayıbınız. Çalacak. As solisten kemancıya Osmanlı tokadı. Çalacak. Magazin dünyasında şok yaratan olayın görüntülerini Fox Haber ele geçirdi. Muazzez Abacı sahnede çıldırdı. İyi çalamıyorsun dediği kemancıyı herkesin gözü önünde böyle tokatladı. Çalacak. Muazzez Abacı arkadaşlarıyla bir eğlence mekanındaydı. Alkol alıp neşelendi. Bu sırada sahnede şarkı söyleyen Utku adlı şarkıcı Muazzez Abacı'dan bir şarkı söylemesini istedi. Abacı'yı sahneye davet etti. Bir hayli alkollü olduğu gözlenen Abacı ayakta durmakta güçlük çekiyordu. Koluna Utku girerek destek verdi. Ünlü sanatçı önce bir ses provası yaptı. Gürültü üzerine önce provayı yarım kesti. Mekandakiler çıt bile çıkarmıyordu. Herkes pür dikkat Abacı'nın şarkısını dinlemeye hazırlandı. Abacı ikinci denemesinde şarkıya başladı. Bir süre sonra hemen sağında bulunan kemancıya gözü takıldı. Önce ona doğru yönelerek şarkıya dahil etmek istedi. Abacı, keman sanatçısı Erdem Şenyaylar kendisine istediği gibi eşlik etmeyince sinirlendi. Kemancıyı uyardı, elindeki kemanı almak istedi. Çalacağım. Ne yapıyorsun? Öfkeli Abacı'yı sahnedeki diğer müzisyenler sakinleştirmek istedi. Şarkıcı çalmaya devam etti. Ancak Abacı'nın aklı kemancıdaydı. Tekrar Şenyaylar'a yöneldi, tartışma büyüdü. Çalacak bu. Bunu çalacak. O çalacak. Bu sizin ayıbınız. Sonunda kendini kaybetti. Abacı sopacı olup çıkıverdi. Erdem Şenyaylar'ı böyle tokatladı. Bu anlar davetlilerden birinin amatör kamerasına yansıdı. Çalacak. Çalacak. Onu çalacak. Onu çalmaktan onur duyacaksın. Duymayacaksan burada oturmayacaksın. Tokatlanan kemancı, müzik dünyasının çok yakından tanıdığı üç kuşaktan müzisyen olan Şenyaylar ailesinin bir perde çıktı. Dedesi Zeki Müren'le çalışan Erdem Şenyaylar'ın babası Erdal Şenyaylar'sa Orhan Gencebay'ın orkestrasında çalıyor. Baba Şenyaylar, Abacı'nın menajeri özür diledi. Dava açacaktım ama oğlum karşı çıktı dedi. Çalacak.